Arkadaşlar merhabalar bu videomda sıfır geometri kampının 22. haftasının 3. videosundayız. Doğru analitiğinde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Nerede kalmıştık? Sayfa numarası 240'ın sağ tarafında kalmıştık. Evet sayfa 240'ın sağ tarafı. Sonra 241, 242 ve 243'ü işleyeceğiz ve bu 3. videoyu bitireceğiz. Evet neler işleyeceğiz bu dersimizde? İki doğrunun birbirine göre durumundan bahsedeceğiz. Sonra iki doğru arasındaki açıdan bahsedeceğiz. Sonra bir noktanın bir doğruya olan uzaklığı ve paralel iki doğru arasındaki uzaklıktan bahsedeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. İki doğrunun birbirine göre durumu. Evet analitik düzlemde iki doğru birbirine göre durumları neymiş onlardan bahsedelim. Bir kere bu doğrular nasıl olabilir? Ya hiçbir ortak noktası yoktur. Ya tek bir ortak noktası vardır. Ya da sonsuz tane ortak noktası vardır. Yani hiçbir ortak noktası yoktur dediğimiz nedir? hiçbir ortak noktası yoktur. Hocam bunlar birbirine paraleldir. Tek bir ortak noktası vardır dediğimiz nedir? Bunlar kesişirler. Ya da sonsuz tane ortak noktası vardır. Bu aynı zamanda en az iki ortak noktası vardırla aynı cümledir. Bu da nedir? Üst üstedir doğrular. Yani çakışıktır diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bunları inceleyeceğiz. Evet, D1 doğrusu A1'li, B1'li, C1'li. D2 doğrusu da A2'li, B2'li, C2'li verilsin. Eğer bu doğrular bu şekildeyse a1 bölü a2 eşittir b1 bölü b2 eşittir c1 bölü c2 şeklindeyse o zaman d1 eşittir d2'dir. Yani bu doğrular çakışıktır diyeceğiz. Evet biz bunu matematikte de biliyoruz. Böyle iki denklem verildiğinde sonsuz noktaya sahipse o zaman ne diyoruz? Katsayılar oranlamalarının hepsi birbirine eşit diyoruz. Bu ne demek aslında? Katsayılar belli bir katı atıyorum 3x artı 4y artı 5 eşit 0 doğrusu. Bir de bunu dikkatini düşünün. 6x artı 8y artı 10 eşit 0 doğrusu da aynı doğru değil mi? Evet. E bu doğru şu. Bu doğru 6x artı 8y artı 10 eşit 0 doğrusu da bu. Aynı doğrular aslında üst üste biniyor. Aynı doğru olması yani çakışık doğru olması anlamındadır. E bu çakışık olması için de ne olması lazım? Belli bir katı olması lazım. 2 katı 3 katı ya da 3 bölü 5 katı. Bazen biz bunu görebiliyoruz ama bu şekilde yaptığımız zaman belli bir katı olduğunu nasıl anlarız? A1 bölü A2 eşittir. B1 bölü B2 eşittir. C1 bölü C2 olduğunda anlayabiliriz belli bir katı olduğunu. Belli bir katının olması demek ne anlama geliyormuş? Çakışık olması anlamına geliyormuş. Peki tamam bunu anladık. Şimdi öbürüne gelelim. Öbürü ne diyor? A1 bölü A2 eşittir. B1 bölü B2 eşit değildir. C1 bölü C2 ise bu doğrular nedir? Paraleldir. Gerçi biz paralel olmasını şu şekilde de kullandık. Paralelle ilgili bir şey gördüğümüz zaman ne yapıyoruz? İki doğru birbirine paralelse aynı zamanda eğimleri de birbirine eşittir hikayesini biz çok kullandık bir önceki videoda. E, bu şekilde verildiği zaman C'ler de eğer işin içine giriyorsa C1 bölü C2'nin de eşit olmamasını da düşüneceğiz. E, burada zaten iki doğru paralelse bunun eğimi nedir arkadaşlar? Eksi A1 bölü A B1. Aynı zamanda diğer eğimi nedir? Eksi A2 bölü B2'dir. E, bu eksiler gitti. Bak A2 buraya b 1 de buraya. İşler dışlar yaptığı zaman. O zaman ne geliyor? A1 bölü A2 eşittir. B1 bölü B2 geliyor. Ha, C1 bölü C2'ye eşit olmaması lazım. C1 bölü C2 de eşit olursa ne oluyor? Aynı doğruyu elde ediyoruz. Yani çakışık doğruyu elde ediyoruz. O yüzden eşit değildir. C1 bölü C2 geliyor. O yüzden iki doğru paralel verildiğinde ne yapacaksın? Bence eğimlerini birbirine eşitle. Ama C'ler ile alakalı bir şey varsa o zaman şunu yapabilirsin. A1 bölü A2 eşittir. B1 bölü B2 eşit değildir C1 bölü C2 yapabilirsin. Tamam Öbürüne gelelim. A1 bölü A2 eşit değildir B1 bölü B2 ise o zaman bu doğrular sadece ve sadece kesişirler. Tek bir noktada kesişirler. Onu söyleyelim. Şu doğrular böyle olduğu zaman da olduğu zaman da kesişiyorlar aslında. Ama biz buna çakışık diyoruz. Doğrular tek bir noktada ne yapar? Kesişir diyeceğiz arkadaşlar. Evet özetleyelim. Çakışıksa Hepsinin oranlaması aynı katsayılar oranlaması. Ondan sonra paralelse sadece A1 bölü A2 eşittir B1 bölü B2 eşit değildir C1 bölü C2. Burada eğimlerinin birbirine eşit olmasını da kullanabilirsin. Eğer bunlar sadece tek bir, nokta, orta, tek bir noktada kesiyorsa o zaman ne olacak? Paralel değildir. Yani e, paralel olduğunda A1 bölü A2 eşittir B1 bölü B2 oluyordu ya. Bu eşit değildir. A1 bölü A2 eşit değildir B1 bölü B2 ya da eğimleri birbirine eşit değildir de diyebiliriz arkadaşlar. Buna göre işlem yapacağız. Hadi bakalım örnek 27 ne diyor? A ve B gerçek sayılar olmak üzere. Doğruları çakışık olduğuna göre. iki doğru çakışıksa. Hocam şunun kas sayılar oranı. X'lerin kas oranı. Bunun kas sayısı 1 değil mi? Evet. A eksi 3 bölü 1 eşittir. Y'lerin kas oranı 4 bölü 2. O da eşittir. Sabit sayı. Bak burada bu. Burada da bu. A eksi B artı 3 bölü 3'e eşit olacak arkadaşlar. E burada öncelikle şu ikisine bakayım. Şu ikisine bakacak olursam. Yani a eksi 3 bölü 1 eşittir 4 bölü 2. Yani a eksi 3 yapıyor burası. 4 bölü 2 de 2 yapıyor. a'yı böylelikle 5 buluruz. Sonra şu ikisine bakacak olursam 4 bölü 2 yani 2 eşittir. a eksi b artı 3 bölü 3'den 3 kere 2 6. 6 eşittir a eksi b artı 3 oldu. E ben a'yı 5 buldum. a yerine 5 koyarım. Eksi b'yi öbür tarafa atarım. Artı b yapar. 5 3 daha 8. 8'den de 6 çıkınca kaç gelir arkadaşım? 2 gelir. Bizden ne isteniyor? A artı B isteniyor. A artı B. A'yı 5 bulduk. B'yi kaç bulduk? B'yi de 2 bulduk. 5 artı 2'den cevap böylelikle 7 çıkacaktır gençler. Evet örnek 27'yi 7 bulduk. Geldik örnek 28'e. K1 gerçek sayı olmak üzere doğrular paralelse. 2 doğru paralelse. Bak C işin içine girmiyorsa o zaman ne yapacağız? Eğimlerinin birbirine eşit olmasına bakacağız. Ama burada arkadaşlar burada dikkat edin C'de de bir K değeri var. Yani sen sadece şunu yapsan eğimlerinin birbirine eşit olmasını düşürsen M1 eşittir M2 desen hocam eksi K eksi 2 bölü 3 bu da eksi 4 bölü K artı 2 mi oldu? Evet. İşler dışlar yapınca iki, iki bilinmeyen de, ikinci dereceden bir denklem geliyor. İki tane K değeri çıkıyor. Ama bakın burada K kaçtır diye soruluyor. İşte o yüzden Burada ben iki tane denklem bulacağım. İki tane denklem bulacağım. İstersen bu şekilde de yapabilirsin. Biraz önceki söylemlerimi karıştırıp da yapabilirsin. Hadi istersen buradan devam edelim. 4 şu eksiler gitsin. K eksi 2 ile K artı 2'nin çarpımı nedir? A eksi B ile A artı B'nin çarpımı. A kare eksi B kare. Yani K kare eksi 4'tür. Birincilik karesi eksi ikincilik karesidir. Sonra 3 kere 4 12'dir. E buradan K eşittir 16 geldi. K kare. E K buradan nedir? Ya 4'tür ya da eksi 4'tür. Çünkü 4'ün karesi de 16'tır. Eksi 4'ün karesi de 16'tır. Ay hocam 2 değer çıktı ama k kaçtır diye soruluyor bize. E cevap 4 mü eksi 4 mü? Bunu anlayabilmek için ne yaparsın? Denklemde yerine koyarsın. Mesela 4'ü koyduk yerine. Hadi 4'ü koyalım direkt yerine koyalım. K yerine 4 koydun. 2x artı 3y artı 6 eşi 0 yaptı. Öbürünü koyalım arkadaşlar. Eksi 4'ü koyalım. 4x artı pardon k 4'ü koymaya devam ediyoruz. Artı 6y artı 12 eşit 0 yaptı. K yerine 4 yazdığımızda bak 2 kat oldu. Yani a1 bölü a2 eşittir b1 bölü b2 eşittir c1 bölü c2 oldu. Bu durumda ne oluyor arkadaşlar? Çakışık oluyor. Yani k eşittir 4 için çakışık oldu. Yani k 4'e eşit olamaz. Çünkü adam bize ne diyor? Bu doğrular paralel diyor. Paralel olduğunda ben k yerine 4 yazdığım zaman çakışık çıktı bunlar. Dolayısıyla k nedir arkadaşlar? Eksi 4'tür. İstersen yaz yerine. K yerine eksi 4 yazsan. Eksi 6x artı 3y eksi 2 eşit 0 yaptı. Öbürünü yazdığım zaman da k yerine eksi 4 yazdığım zaman da 4x eksi 2y artı 12 eşit 0 yaptı. Bak bunun bunun oranı eksi 3 bölü 2. Bunun bunun oranı da eksi 3 bölü 2. Ama bunun bunun oranı eksi 3 bölü 2 değil. Çakışık değil. Dolayısıyla k'nın ne olması lazım arkadaşlar? Eksi 4 olması lazım. Eğimli birleştirilmiş hali. İki tane değer çıkarsa eğer yaz yerine çakışık olup olmadığını incele. Bu şekilde yapabilirsin. Ama normalde nasıl yapman gerekiyor senin? Bu şekilde eğimli bir şekilde yaparsan bu şekilde yaparsın. Eğimsiz bir şekilde yaparken de hocam şunun şunu oranı yani k eksi 2 bölü 4 eşittir 3 bölü k artı 2 3 bölü k artı 2 aynı şey gelecek aslında Eşit değildir k artı 2 bölü 12 mantığından da direkt tek bir işlemle yani yorum yapmadan da bu şekilde de yapabilirsin. Şimdi şu eşitliği kullanalım. İşler dişler yaptığımız zaman yine k kare eksi 4 geldi. E, a eksi b artı b şeklinde olduğu için 12'den. E, buradan ne geldi arkadaşlar? k kare eşittir 16'dan. k'yı da buradan 4 e, bulduk ya da k'yı da eksi 4 bulduk. k yerine 4 yazdığın zaman şunun eşit olmaması lazım arkadaşım. k yerine 4 yazdığın zaman ee, 2 bölü 4 eşittir. 3 bölü 6 eşit değildir. 6 bölü 12. Bak. 1 bölü 2. Bu da eşittir oldu. Olmadı. O yüzden k 4 olamaz. k yerine x 4 yazdığında 2 bölü x 4 yazdığımız zaman x 6 bölü 4 eşittir. Ee, k yerine kaç yazıyoruz? x 4 yazıyoruz. k yerine x 4 yazdığımızda 3 bölü 4 e, Eksi 4 yazdığımızda eksi 2 çıktı burası. Eşit değildir. K artı 2 bölü 12 sağlanıyor mu? Eksi 4 yazmıştık. Eksi 2 bölü 12 sağlandı mı? Sağlandı. Dolayısıyla K böylelikle eksi 4 olur diyebiliriz. Tek hamlede de bu şekilde. İstersen dediğim gibi eğimli git. Sonra bulduğun değerleri yerine yaz. Çakışıp olup olmadığına bak. Ya da istersen direkt buradan bak. Sana kalmış. Evet dikkat demişiz. Denklemleri verilen iki doğrunun kesim noktasını bulmak için x'i ya da y'yi yalnız bırakıp birbirine eşitleriz. Ya da ben şunu yapıyorum. Burada bu şekilde denmiş. Denklemleri verilen iki doğrunun kesim noktasını bulmak için arkadaşlar iki doğrunun kesim noktasını arayacağız ya. Bak iki doğrunun kesim noktası. Buradaki nokta nedir? Ortak noktadır. Yani her iki denklemi sağlayan noktadır. Her iki denklemi sağlayan noktayı biz nasıl buluyoruz arkadaşlar? Ortak çözümle bulabiliriz. Bunu matematikte de yapıyoruz. İşte 2x-3y e, eşittir 5 diyoruz mesela. x artı y eşittir 4 diyoruz. Buradaki x ile y noktalarını bulunuz diyor. Aslında bu ne demek? Bu doğru denklemi. Bu doğru denklemi. iki doğru denklemin kesim noktası soruluyor demektir arkadaşlar. Bunda ne yapıyoruz? Taraf tarafa yok etme. Taraf tarafa toplama ya da burada e, y'yi yok etmek için 3 ile çarpıp pardon artı 3 ile çarpıp taraf tarafa toplama mesela. O yöntemle. O yüzden böyle yok etme metoduyla ne yapacaksınız? Ortak çözüm Yapacaksınız. Ben yerine yazma metodu da yapıyorum. Ne zaman yapıyorum? Atıyorum y eşittir 3x gibi bir şey verildiği zaman y yerine 3x yazıyorum. Onlarda böyle y eşittir 3x, y eşittir 5x gibi şeyler verildiğinde yerine yazma metodunu kullanıyorum. Ama denklem ax artı by yani 3x artı 4y eşittir 5 ya da 2x eksi y eşittir 4 şeklinde verildiği zaman da ortak çözümle yok etme metoduyla sonuca ulaşıyorum. Haberiniz olsun. Evet, bakalım ne diyor. Bu doğruların kestikleri noktanın noktanın koordinatlarını bulunuz demiş. Elimizde 2x artı y eksi 5 eşit 0 var. Bir de x artı 4 y artı 1 eşit 0 var. Ne yapalım? Burada y'yi de yok edebiliriz. X'i de. X'i yok etmek için eksi 2 ile çarpabiliriz. Artı 2x ya. 2x yapalım. O zaman buradan 2x artı y eksi 5 eşit 0 doğrusu. Eksi 2 ile çarptığımız zaman eksi 2x eksi 8y eksi 2 eşit 0 doğrusu oldu. Taraf tarafa toplayalım. Taraf tarafa toplayacak olursak 2x'ler gitti mi gitti. Şurası ne yaptı? Eksi 7 y yaptı. Şu ikisi ne yaptı? Eksi 7 yaptı eşit sıfırdan. Buradan eksi 7 eşittir 7 y yaptığından y'yi de kaç buluruz? Eksi 1 buluruz. Evet y eksi 1 çıktı. E, y yerine de herhangi bir denklemde eksi 1 yaz. Mesela burada 2x ilk denklemde artı y. Yani y yerine eksi 1 yazıyorum. Eksi 5 eşit 0 olduğundan. Eksi 6 oldu burası. 2x eşittir. Hop öbür tarafa attım. Eksi 6'yı artı 6 yaptı. X'i de kaç bulduk? 3 bulduk. Yani noktamız kaç yaptı arkadaşlar? Bu iki doğrunun kesim noktası x virgül y'dir. x virgül y'de x'i 3 bulduk. y'yi de eksi 1 bulduk. Cevap da ne yaptı o zaman? 3'e eksi 1 yapmış oldu arkadaşlar. Evet örnek 29'u böylelikle 3'e eksi 1 bulduk. Geldik bir sonraki soruya. Yani örnek 30'a. Dik koordinat düzleminde bu doğru bu doğruların kesim noktasından geçtiğine göre. Vay bu iki doğrusunun kesim noktasından bu doğru geçiyormuş. Yani soruyu anlayalım. Bu iki doğrunun kesim noktasından bu doğru geçiyormuş. O zaman arkadaşlar bu iki doğrunun kesim noktasını bulursam. Bu doğrunun adı da y eşittir 3x artı m doğrusu ya. Bu nokta bu doğrunun üstünde olduğu için denklemi sağlar mı sağlar. O zaman şu ikisinin kesim noktasını bulalım. Nasıl bulacağız? 3x eksi 4y 3x eksi 4y artı 7 eşit 0 doğrusu. Bir de öbürü de x artı 2y eksi 11 eşit 0 doğrusu. Ne yapalım? Hocam y'leri yok etmek daha kolay. Şunu 2 ile çarpıp eksi 4y'ye artı 4y yapabilirim. Taraf tarafa toplarsam. Yani 3x eksi 4y. Ya kafadan da yapabiliriz ama neyse hadi bir yazayım ben. 3x eksi 4y artı 7 eşit 0 burası. Burası 2x artı 4y Eksi 22 eşittir 0. Taraf tarafa topladım. 5x geldi. Y'ler gitti. Şu ikisi de eksi 15 yaptı. eşittir 0'dan. Buradan 5x eşittir 15'ten. X'li kaç bulduk arkadaşım? 3 bulduk. Herhangi bir denklemde x yerine 3 yaz. Mesela şurada. Ee, yani şu denklemde arkadaşım. X yerine 3 yazıyorum. 3 artı 2y eksi 11 eşittir 0'dı ya. Burası kaç yaptı? Eksi 8 yaptı. Öbür tarafa attım. 2y eşittir artı 8 yaptı. Böylelikle y'yi de kaç bulduk? 4 bulduk. Evet iki doğrunun kesim noktası ne çıktı arkadaşlar? x virgül y. x 3 y 4 çıktı. Evet 3 virgül 4 çıktı burası. İşte tam böyle bir şey oldu. Şunu alıp şuraya getireyim. Burada ona göre yapayım. Şimdi yorumumuzu yaptık. Bu iki doğrunun kesim noktası 3'e 4. Bu y eşittir 3x artı m doğrusunun üstünden geçiyormuş. O zaman 3'e 4. Bu denklemin üzerinde mi? Evet. Yani x yerine kaç yazacağım arkadaşlar? 3. Y yerine kaç yazacağım? 4. 4 eşittir 9 artı m oldu. M'yi de böylelikle kaç buluruz? Eksi 5 olarak buluruz. Yani soruyu anlayabilmek için ne yaptık yine? Basit bir şekilde şekli çizdik. Çizmeyi unutma. Tamam. Örnek 30'u eksi 5 bulduk. Geldik örnek 31'e. Evet D1 ve D2 doğruları verilmiş. Ve y eksenin sınırladığı bölgenin alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Oo. O zaman ben ne yapacağım arkadaşlar? Burada grafiği çizeceğim. Çünkü bu doğru bu doğru. Bir de y eksenini sınırladığı bölgenin alanı isteniliyor bizden. Hadi bakalım. Arkadaşlar öncelikli olarak ben burada bakın x yerine 0 yazsam x yerine 0 yazdığımda y'sine geldi? Eksi 1 geldi. Artı 1 öbür tarafa attım. Peki y yerine 0 yazsam y yerine 0 yazdığımda da x'ine geldi arkadaşlar? Eksi 2x artı 1 ya 2x öbür tarafa geçti. 1 eşittir 2x'e x de böylelikle 1 bölü 2 geldi. Değil mi? Evet. O zaman analitik düzlemi çizelim. Bakın analitik düzlemi çizdim. Şu şekilde. Evet x'i 1 bölü 2 y'si de eksi 1 olacak. Aynen şöyle çizdim arkadaşlar. Bizi yoracak bu soru galiba. X'i 1 bölü 2 çıktı. 1 bölü 2 y'si de kaçmış arkadaşlar? Eksi 1. Y'si de eksi 1. Bizim doğrunun grafiği şu şekilde oldu mu? Oldu. Şimdi bu doğruya bakalım. X yerine 0 yazsam x yerine 0 yazdığım zaman y'si 11 geldi. y yerine 0 yazdığım zaman da buradan 2x eksi 11 eşit 0 ya yani 2x eşittir 11'den x'i de böylelikle 11 bölü 2 buldum. Yani x 11 bölü 2 olacak. Şurası 11 bölü 2 olsun mesela. y'si de kaçtı arkadaşlar? y'si de 11'di. Evet y'si de 11. Şurası da 11 oldu. Yani şu şekilde bir grafik mi oldu? Evet. Şimdi bu grafik, bu grafik bir de y ekseni. Bir de bu. Üçünün de arasında kalan bölge şurası değil mi arkadaşlar? Evet. İşte bu bölgenin alanı isteniyor bizden arkadaşım. E arkadaşlar şurası belli mi? Belli. Taban belli. Bak 11 burada 1 burada. Toplamda 12 yaptı. Ben burada neyi bulmalıyım? Bu tabana ait yüksekliği bulmalıyım. A, bu tabana ait yükseklik nerede arkadaşlar? Tam buradaki nokta x virgül y noktasıysa x virgül y. Bakın burası x burası y ise şuradaki uzunluk yüksekliği bulmaya çalışacağım ya x virgül y'deki ne yapıyor x yapıyor yani ben bu iki doğrunun kesim noktasındaki x'i bulmaya çalışacağım hadi bulalım bakalım bir doğrumuz neydi arkadaşlar bir doğrumuz bu yani y eksi 2 x artı 1 eşit 0 doğrusu öbür doğrumuz da y artı 2 x eksi 11 eşit 0 doğrusu ben burada iki doğrunun kesim noktasındaki x'i bulmaya çalışacağım o zaman ne yapayım arkadaşlar? Direkt taraf tarafa toplarsam bak y. X'ler yok oluyor. Y'yi bulabiliriz. Y'yi de yazıp x'i bulabiliriz. Ya da şunu yapabiliriz. Hocam y'leri yok etmem lazım benim. O zaman yukarıya eksiyle çarp Taraf tarafa toplarsam y'ler gidiyor. Daha kolay olmaz mı işimiz? Olur. Eksi y ile y gitti. Hani eksiyle çarpmışsın düşün. Sıfır oldu. Bu eksi e, eksi 2x'i eksi eksiyle çarptığınız zaman artı 2x yaptı. Artı 2x. Artı 2x. 4x yaptı. Şu eksi 1 yaptı. Eksi 1 ile eksi 11'in toplamı da eksi 12 yaptı. Eşit sıfırdan 4x eşittir. 12 yaptı ve x'i de 3 bulduk. Evet x 3 ise biz burada yüksekliği bulmuş olduk. 12 tabanına ait yükseklik 3 oldu. Alan da böylelikle 12 çarpı 3 bölü 2. Yani cevap kaç çıkıyor arkadaşlar? 18 çıkıyor. Güzel bir soru. Hoş bir soru. Doğruların kesim noktasını bu şekilde bulmayı gösterin. Bazen bize ÖSYM bunu çok seviyor. Şekli analitik düzlemi çizdirtiyor. Biz de şekli çizdik. Ve ne diyorsa yaptık. E, buradaki yüksekliği bulmak için kesim noktası lazım oldu bize. Bu kesim noktası da nedir arkadaşlar? Kesim noktasındaki x, y'deki şu uzunluk x'e eşit oldu arkadaşlar. O yüzden iki doğrunun kesim noktasında x'i bulmaya yönelik hamle yaptım. Y'leri yok ettim. Daha kolay bir hamle. Yoksa sen taraf taraf toplayıp y'yi bulup sonra y'yi yerine yazıp x'i de bulabilirdin tabi sana kalmış. Evet örnek 31'i böylelikle 18 bulduk geldik bir sonraki soruya değil iki doğru arasındaki açıya. Arkadaşlar bakın iki doğru arasındaki açı bence sorularda karşımıza çıkmaz. İki doğru arasındaki açı bence şu şekildeki sorularda karşımıza çıkar diyeceğim ama bakıyorum sorulara Evet sorularda da maalesef şey yapılmamış. Ben hemen bir tane soru uydurayım. İki doğru arasındaki açı formülünü bilmeden de sen sonuca ulaşabilirsin. Mesela ben sana şurada bir soru sorayım. Bak şu soruyu şurada sorayım. Şuraya yazıyorum. Sorum şu. X artı Y artı 1 eşit 0 doğrusuyla. 0 doğrusuyla atıyorum. Y eşittir. Kök 3 X artı 5. Hatta 1982 diyeyim. 1982. 2X e eşittir kökü x artı 1982 doğruları arasındaki açı nedir diye sorulur mesela. Şurada bu iki doğru arasındaki açı formülü var. Ama bence eğimi sorarsa aynen böyle bir soru sorar. E ne yapacağız? Eğimlere bak. Eğim nedir? Tanıdık. Birinci doğrunun eğimi nedir? Birinci doğrunun eğimi eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısı eksi 1 bölü 1'den kaç çıktı? Eksi 1. Aa tanıdık bir eğim. Nerede eğim? Eksi 1 yapar. Normalde tanjant 45'te 1. Eksilisi ne yapıyor? 180'e tam yanında. 135'te. Yani bunun x eksenine yaptığı açı kaç derece olacak? 135 derece olacak. M2'ye gel. M2 nedir arkadaşım? Hocam M2 de kök 3. E, bu kök 3 ise eğim kök 3 ise eğim nerede kök arkadaşlar? Tanjant 60'ta. Dik üçgen de gösterebilirsin. E, o zaman bizim x eksenine yaptığı açı kaç derece olacak? 60 derece olacak. Tamam. Buradan sonrasında bir grafik çizeriz. Şöyle Bak şimdi dikkat. Eğim açısı 135. yani eğimi negatif ya. Sola yatık olacak. Sola yatık bir doğru çiz. Eğim açısı 135 derece olan. Yani şuradaki açısı 135 derece olan. Burası 135. Sonra eğim açısı 60 derece olan bir şey çiz. Sağa yatık pozitif çünkü. Sağa yatık bir doğru çizdik şöyle. Eğim açısı da şuradaki açı da 60 derece. Biz işte bizde iki doğru arasındaki açı isteniyor. E iki doğru arasındaki açı ya buradaki açıdır ya buradaki açıdır. Çıklarda hangisi varsa. Aslında sorusu da şöyle sorulur. İki doğru arasındaki açı kaç derece olabilir? Ya cevap bu ya bu. E burası 135 ise burası 45 derecedir. 60-45 daha 105. Buraya ne kaldı o zaman? Hocam burası 75 yaptı. E burası 75 iken burası da 105 yapar. Cevabımız ya 75'tir ya da 105'tir. Şıklarda hangisi varsa onu işaretlersin kardeşim. Evet gençler anlaşıldı mı? Bence iki doğru arasındaki açı çıkarsa bu şekilde Eğimleri tanıdık doğrular çıkar ve sen de işte o eğimleri tanıdık doğrulardan eğim açılarını bulup grafiğini çizip rahat bir şekilde bence ulaşabilirsin. Peki hocam iki doğru arasındaki açı formülü var mı? <laughs> var. Nereden geliyor? Şekli çizdin. Bizim için önemli olan şimdi tanjant alfa ya x eksenine pozitif yönde yaptığı açı. İşte ya buradaki açı ve buradaki açı lazım. Yani D1 doğrusunun eğimi nedir? Tanjant beta. D2 doğrusu ney nedir arkadaşlar? Tanjant alfa. İki doğru arasındaki açıda teta değil mi? Evet. Dikkat edin. iki iç açı bir dış açı değil midir burada? Evet. Alfa artı teta eşittir. Neye eş eşit? Betadır. Bana teta lazım. Teta neye eşit oldu? Beta eksi alfa eşit oldu. E ben buradan tanjantlarını biliyorum. E o zaman tanjant teta yazabilirim. Tanjant teta dediğim nedir? Tanjant beta eksi alfaya eşittir. E sen tanjant, teta eksi, be, e, tanjant beta eksi alfanın açılımını biliyorsun. Tan eksi tam, tam böyle bir artı tan tan. Yani tanjant beta eksi tanjant alfa yani tanjant a tanjant a eksi b'nin açılımından geliyor. 1 artı tanjant beta çarpı tanjant alfa. Yani iki doğru arasındaki açı formülündeki tanjant teta ne eşit oldu? Tan beta eksi tan teta tan, beta eksi tan alfa bölü 1 artı tanjant beta çarpı tanjant alfa. Nereden aklına gelecekmiş? Tanjant a eksi b'nin açılımı. Tan eksi tan bölü 1 artı tan tan. E tanjant beta dediğimiz nedir arkadaşlar? Tanjant beta dediğimiz m1. m1 eksi m2 bölü 1 artı m1 çarpı m2'ye eşittir arkadaşlar. Tamam mı? Ha buradaki değer artı 1 de çıkabilir. Eksi 1 de çıkabilir. Ya artı 1 çıksa şıklarda eksi 1 varsa eksi 1 de işaretleyeceksin. Çünkü e, tanjant betanın değeri şeyde de olabilir pozitif de olabilir negatif de olabilir o yüzden mutlak değerce de düşünebilirsin şıklarda eksilisini de arayabilirsin tamam çünkü iki doğru arasındaki açı tanjant derken ya dar açılısını ya da şuradaki geniş açılısından bahsedebiliriz o yüzden cevap eksili de çıkabilir artılı da çıkabilir arkadaşlar hani eksi 5 çıktıysa artı 5 de cevap diyebilirsiniz iki doğru arasındaki açının tanjantı çünkü bu açı soruluyorsa aslında bu açı da sorulabilir mantığıyla yapacaksınız Evet tekrarlıyoruz. İki doğru arasındaki açı sorulduğunda bence tanıdık eğimler gelip tanıdık açılar gelip şekli çizip bulabilirsiniz bu şekildeki gibi. Ama ve lakin şu şekilde de gelip iki doğru arasındaki açı formülü direkt kullanabilirsiniz. Ama iki doğru arasındaki açı formülünde de tanjant a eksi birin açılma. Tan eksi tan bölü 1 artı tan tan. Yani m1 eksi m2 bölü bir artı m1 çarpı m2 formülü aklınıza gelsin. Geldik buraya. İki doğru arasındaki açı. Eğimine bakıyorum. Tanıdık değil. Tanıdık değilse formülden yapacağız. İki doğru arasındaki açının tanjantı. Tanjant teta diyelim ona. Ee, bu, bunun eğimine m1. Bunun eğimine de m2 diyelim. Tan eksi tam bölü 1 artı tan tan. Tanjantı a eksi b'nin açına var. m1 eksi m2 bölü 1 artı m1 çarpı m2 diyeceğiz arkadaşlar. m1 belli mi? Belli. Eksi x'in katsayısı sayısı bölü y'nin kat Eksi 3 bölü eksi 1. M2 yani kaç çıktı burası? 3 çıktı. M2'ye bakalım. Eksi 2 bölü 3 mu arkadaşlar? Evet. Gel burada yerini yaz. M1 yerine 3 yazdın. Eksi M2. Eksi 2 eksi bölü 3. Yani artı 2 bölü 3 mi yaptı? Evet. Bölü 1 artı M1 çarpı 3 çarpı M2. Yani eksi 2 bölü 3 yazacağız. İşte bunun cevabı olacak. 3 kere 3 9. 2 daha 11. 11 bölü 3 yaptı yukarısı. Bölü aşağısı. Hocam burası şöyle baktığın zaman 1 artı değil. Eksi çünkü artı ile eksin çarpma eksi. Ee, şu üçler sadeleşti. 1 eksi 2 yaptı. Yani aşağısı da eksi 1 mi yaptı? Evet. Öyle yaptı. O zaman cevap ne yaptı arkadaşlar? Eksi 11 bölü 3 yaptı. İki doğru arasındaki açının dar açının tanjantı soruluyor. E hocam biz eksili bulduk. He, tanjant alfa eksi 11 bölü 3 ise 180'e tamamlayanın da artı 11 bölü 3 değil midir? Evet. Bizden ne isteniyor? Dar açının tanjantı isteniyor. Cevabımız o zaman 11 bölü 3 yapar. Cevap eksili çıktığı zaman artılısında düşünebiliriz diye söylemiştik biraz önce. Tamam mı gençler? Evet geldik buraya. Eğimine bakıyorum. 1 bölü 3 tanıdık değil. Tanıdık değilse o zaman ne yapacağız arkadaşlar? 2 doğru arasındaki açı formülünü kullanacağım. 2 doğru arasındaki dar açı 45 derece verilmiş. O zaman tanjant 45 nedir? 1 değil midir tanjant 45? Evet. İki doğru arasındaki açı formülü tanjant a eksi b'nin açılımından geliyordu. Tan x, tan yani m1 eksi m2 bölü 1 artı m1 çarpı m 2den gelecek arkadaşlar. E o zaman hadi bakalım yapalım. m1 dediğimiz nedir? m1 dediğimiz eksi 1 bölü eksi 3'ten 1 bölü 3. m2 dediğin nedir? Eksi a bölü eksi 1'den. x'in katsayısı bölü kasası. katsayısı. O da a yaptı. Evet yerine yazalım. 1 eşittir. M1 dediğim 1 bölü 3. 1 bölü 3 eksi M2 dediğim A bölü 1 artı M1 çarpı M2. 1 bölü 3 çarpı A yani A bölü 3. E o zaman arkadaşlar işler dışlar yapalım bakalım ne geliyor. Şuradan 1 ile bunu çarpınca 1 artı 1 bölü 3 A yani A bölü 3 eşittir. 1 bölü 3 eksi A yaptı. 1 bölü 3'ü buraya attım. 1 eksi 1 bölü 3 eşittir. Eksi A eksi A bölü 3 yaptı. Bu 2 bölü 3 yaptı. Bu da eksi 3a eksi a eksi 4a bölü 3 yaptı. Şunlar şunlardan ne oldu? E, ee, buradan 2 eşittir eksi 4a ise buradan da a'yı ne bulduk arkadaşlar? 2 bölü eksi 4 bulduk. O da eksi 1 bölü 2 mi oldu? Evet. A eksi 1 bölü 2 oldu arkadaşlar. A değerlerini bulunuz. Evet A değerleri eksi 1 bölü 2 oldu. Ama arkadaşlar eksi 1 bölü 2 oldu. A değerlerini bulunuz demiş. Hadi burada biraz kafayı çalıştıralım. Biz burada bir eksilisi bir artılısı olur demedik mi arkadaşlar? Öyle dedik değil mi? Evet. Ona göre işlem yapacağız o zaman. Burada direkt açı verilmiş. Yani iki doğru arasındaki açı bu şekilde verilmiş. Biz bir için yani tanjant 45 için iki doğru arasındaki açıyı biz 45 derece biliyoruz ya. Evet, 45 derece olduğunda ne bulduk arkadaşlar? Eksi 1 bölü 2 bulduk. Evet, şimdi iki doğru arasındaki açı sadece bu değil ki arkadaşlar. Sadece bu değil ki iki doğru arasındaki açı ne? Aynı zamanda şurası şu çözümü unutmayalım. İki doğru arasındaki açı aynı zamanda nedir arkadaşlar? Aynı zamanda 135 derecedir. Şöyle düşün, bu açı 45 derece ise e burası 135 derecedir. O zaman şunu da düşüneceğim arkadaşlar ben. Yani burası 45 dereceyken 135 derecede iki doğru arasındaki açıdır. Tanjant 135 yani eksi 1 eşittir. M1 eksi M2 bölü 1 artı M1 çarpı M2'yi burada da kullanacağım. M1 eksi M2 bölü 1 artı M1 çarpı M2'yi kullanacağım. O zaman burada eksi 1 eşittir. M1 eksi M2 yani şurada yazmıştık zaten. 1 bölü 3 eksi A bölü 1 artı 1 bölü 3 A. Yani A bölü 3 oldu. Bununla bunu çarptım. Eksi 1 eksi A bölü 3 eşittir. 1 bölü 3 eksi a yaptı. O zaman buradan e, şunu buraya atalım. a eksi a bölü 3 yaptı. Eşittir. Bunu da buraya atalım. 1 bölü 3 artı 1 yaptı. Buradan 3 a eksi a 2 a bölü 3 yaptı. Eşittir. 4 bölü 3 yaptı. 3 ile nana oldu. 2 a 4 ise a'yı da böylelikle kaç bulduk? 2 bulduk. Yani a değeri 1 eksi 1 bölü 2 oldu. Bir de 2 oldu. Niye? 2 doğru arasındaki açı 45 için eksi 1 bölü 2. 135 için de Artı 2 çıktı arkadaşlar. Çünkü iki doğru arasındaki açı sadece 45 değil. 135 derecede oluyor. Buna lütfen ama lütfen dikkat edin. Tamam gençler. Evet cevap. 2 cevap çıktı. Bir eksi 1 bölü 2. Bir de 2 oldu. Geldik şuraya. Analitik düzlemde bir şey verilmiş. KL uzunluğunu 2 vermiş. KL o. Evet, Taral alan nedir diye soruluyor. E ben burada ne yapacağım arkadaşlar. Burada bu doğru verilmiş. Yani ben burada. Bu açının tanjantını bulursam karşı bölü komşudan olay bitti. O zaman bu açının tanjantını bulacağım. Yani iki doğru arasındaki açıyı bulacağım arkadaşlar tanjantı. Tanjant alfa nedir? M1 eksi M2 bölü 1 artı M1 çarpı M2 diyeceğim. Ve buranın negatif çıkmamasını isteyeceğim. Dikkat. M1 dediğim nedir? M1 arkadaşlar eksi 2 bölü eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısı yani eksi 2. M2 dediğim nedir? Eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısı. 3 bölü y'nin katsayısı da 1. Yani eksi 3. Hadi bakalım. Tanjant alfa neye eşit oldu? M1 dediğim nedir arkadaşlar? Eksi 2. Eksi M2 dediğim nedir? Eksi 3. Bölü 1 artı M1 çarpı M2. Eksi 2 ile eksi 3'ün çarpımında artı 6 mı yaptı? Evet. Şurası 1 yaptı arkadaşlar. Artı 1 yaptı. Artı 3. Eksi 2 artı 3'ten artı 1 yaptı. Aşağısı 7 yaptı. Yani 1 bölü 7 oldu. Heh pozitif de sıkıntı da yok. Tanjant alfa 1 bölü 7 imiş. Şuraya a diyecek olursam. Tanjant alfa 1 bölü 7. Tanjant alfa 1 bölü 7. Aynı zamanda 2 bölü a'ya eşit değil mi? Evet. a'yı da böylelikle kaç buluruz? 14 buluruz. a'yı 14 bulduk. E o zaman alanda çıkar mı? Çıkar. Alan dediğimiz 14 çarpı 2 bölü 2'ye eşittir. Cevap da böylelikle kaç oldu? 14 oldu arkadaşlar. Evet örnek 34'ü 14 bulduk. Güzel ama ben tekrar altını çizerek söylüyorum. İki doğru arasındaki açıyla ilgili formülüze edilmiş bir soru karşımıza gelmez. Büyük ihtimalle ne gelir? Özel açılı değerler gelip analitik düzlemde bizim çizmemizi isteyebilirler. Benim tahminim bu. Yine de sen bilirsin. Evet şimdi geldik. Bir noktanın bir doğru olan uzaklığı. Arkadaşlar ben X1 Y1'i sevmiyorum ya. Şunu 0-0 yapayım arkadaşlar. Analitik düzlemde bir noktanın bir doğru olan uzaklığı gerçekten çok güzel. Ya bunun ispatını da yapabilirim ama biraz karışık olacağı için bilin bence. E, gerçekten çok kolay bir noktanın bir doğru olan uzaklığı. Bunu da bilmek zorundasınız ÖSYM'e sorabilir. Arkadaşım AX0 Y0 noktasının ax artı artı c eşit 0 doğrusuna olan uzaklığı noktayı da orada yerine yaz. x yerine x 0 y yerine y 0 yani AX x 0 artı b y 0 artı c mutlak değer c tabii ki çünkü uzunluk negatif olamaz. Bir de bölüsü var bölü kare küçüğünde a kare artı b kare olacak arkadaşlar. Şuradaki a kare artı b kareyi de unutmayacağız. Çok kolay. Noktayı da orada yerine yaz. Bölü kare küçüğünde a kare artı b kare yalnız mutlak değer içerisinde. Ha bu kare içinde a kare artı bir kare ya. Bu 3x artı 4y şeklinde ise 3 4 direkt aşağıya 5 yazabilirsiniz. Ya da 5x eksi 12y şeklinde ise 5 12 13. Hocam eksi 12 var önemli değil uzunluk olarak 12 5 12 13. Ya da 8 15 17 ya da 7 24 25 ya da 3 6 1 2 kök 5 üçgen 3 kök 5 diye kısaca orayı da o şekilde yazabilirsiniz arkadaşlar haberiniz olsun. Çok kolay. Noktayı da orada yerine yaz. Bölü kare içinde a kare artı b kare oluyor imiş. E sorusuna bakalım. Noktayı da orada yerine yaz. Yaz bakalım. Yani 3 çarpı 3 artı 4 çarpı 2. X yerine 3, Y yerine 2 yazıyorum. 3, 2. Eksi 2 mutlak değer içinde bölü kare içinde 3'ün karesi artı 4'ün karesi. Yazmamıza gerek yoktu gerçi. Alt taraf direkt 3, 4, 5'ten 5 gelir diyebiliriz. Yukarısı ne yaptı? 9 artı 8 eksi 2 yaptı mutlak değerce. 17 eksi 2 kaç yaptı arkadaşlar? 17 eksi 2 15 yaptı. E o zaman burası da 15 bölü 5'ten cevap ne çıktı o zaman? 3 çıktı arkadaşlar. Evet. Görüyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten de kolay değil mi? Kolay. Çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Sıkıntı bence yok. Noktayı da orada yerine yaz. Bölü kare içinde a kare artı b kare. Ben nedense şıktan böyle şey, şey, şey yaptım. Cevap anahtarına da bir bakayım, bakayım. Cevap 3 bulduk değil mi? Evet cevap 3 oldu arkadaşlar. Neyse geldik örnek 36'ya. Bu noktanın bu doğru yolun uzaklığı 3 kök 5'miş. Noktayı da orada yerine yaz. X yerine 3 Y yerine eksi 1 yaz. Yani 2 çarpı 3 artı Y yerine eksi 1 yazıyorum. Artı K eksi 1 ama mutlak değeri unutma. Bölü e, kare içinde a kare artı b kare. Yani x'in katsayısının karesi artı y'nin katsayısının karesi. Eşittir kaçmış? 3 kök 5'miş. Yukarısı ne yaptı gençler? 6. Ondan sonra burası eksi 1. Burası da eksi 1. 6 e, eksi 1. 5 eksi 1. 4. Yani 4 artı k yaptı yukarısı mutlak değerce. Bölü aşağısı 4 artı 1'den 5 yaptı. Kök 5. Eşittir 3 kök 5 oldu. Buradan 4 artı k. Bakın mutlak değer içerisinde Mutlak değer içerisinde 4 artı k neye eşit oldu? Kök 5 ile 3 kök 5'in çarpımı. Kök 5 ile kök 5'in çarpımı. 5 5 kere 3 15. Buradan 4 artı k'yı mutlak değerce 15 bulduk. Buradan ne gelir? 4 artı k ya 15'e eşittir ya da 4 artı k eksi 15'e eşittir. K buradan 11 gelir. Ya da k buradan ne gelir? Eksi 19 gelir. K'nın pozitif değeri nedir diye soruluyor. Pozitif değeri de 11 olacaktır arkadaşlar. Evet örnek 36'yı 11'i bulduk. Geldik örnek 37'ye. Dik koordinat düzleminde verilen ABC üçgeninin BC kenarı bu doğru üzerindeymiş. E, rastgele bir üçgen çizeceğiz arkadaşlar. Soruyu anlayabilmek için basit bir şekilde şekli çiziyoruz. Evet basit bir şekilde şekli çizdim. ABC üçgeninde bakın ABC üçgeni varmış. Hemen ABC'yi çizdim. Evet ABC üçgeninin BC kenarı işte bu kenar bu doğru üstündeymiş. 4x eksi 3y eksi 5 doğrusunun üstündeymiş. Tamam. A noktası da 4'e eksi 3 verilmiş. Alan ABC nedir diye soruluyor. Bak BC'yi de 6 birim olarak vermiş. Çok güzel. Bizden bu üçgenin nesi isteniyor arkadaşlar? Alanı isteniyor. Arkadaşlar bir üçgenin alanı neydi? Taban çarp. Tabana ait. Yüksek bölü 2. Yani sen burada neyi bulmalısın? Bu tabana ait yüksekliği bulmalısın. Taban belli. Yükseklik belli mi? Değil. Bulabilir misin? Bulabilirsin. Bak bu da noktanın bu doğru yolun uzaklığı değil midir? Evet. Noktayı da orada yerine yaz. Yaz. Mutlak değer içerisinde 4 çarpı x yerine 4 yazacağım. Eksi 3 çarpı y yerine de eksi 3 yazacağım. Eksi 5 mutlak değer içerisinde bölü kare küçük içerisinde a kare artı b kare artık 4 ve 3 var. Alt tarafın 5 olduğunu kolayca söyleyebiliriz. E ne çıktı arkadaşlar? 16 artı 9 25 eksi 5 20. 20 bölü 20 de mutlak değer dışına 20 diye çıktı. 20 bölü 5'ten 4 bulduk. Bizden ne isteniyor? Alan. Alan neye eşittir? Bak haçı 4 bulduysan taban belli yükseklik belli. 6 çarpı 4 bölü 2 24 bölü 2'den 12 olarak buluruz. Evet örnek 37'yi böylelikle 12 bulduk. Ve paralel iki doğru arasındaki uzaklığa geldik. Aynısı paralel iki doğru arasındaki uzaklıkta. Bir kere bu iki doğru paralelse eğimlerinin birbirine eşit olması lazım. Bunun eğimi eksi a bölü b bu da eksi a bölü b olması için bu ax artı b'ye şeklinde ise bu da ax artı b'ye şeklinde olmak zorunda. Değilse bile bakın belli bir katı olabilir. Mesela atıyorum 3x artı 4y artı 5 eşit 0 olur. Bu da 6x artı 8y eksi 22 olabilir mesela eşit 0. E hocam aynı değil bunlar. Aynı değilse bile Aynı yapacaksın. Ya bunu 2'ye böleceksin ya da üst tarafı 2 ile çarpacaksın. 6x artı 8y artı 10 yapacaksın. Tamam mı? bunu unutma. Evet bu paralel iki doğru arasındaki uzaklığı bulurken doğrular paralel olduğu için x'lerin katsayıları, y'lerin katsayıları aynı olmak zorunda. Bu sefer işimiz c'lerle. Şu. Biraz öncekinde neydi arkadaşlar? Noktayı doğru da yerine yaz. Bölü kare içinde a kare artı b kareydi. Evet burada da bölü kare içinde a kare artı b kare var. Yani Şurası 3 4 ise aşağısı 5'tir. Ya da eksi 5'e 12 ise 13'tür diye yazabiliriz. Peki üst taraf ne? Üst tarafta arkadaşlar C'ler farkı. Bir tek C'ler farklı ya ama mutlak değerce. Bak çok kolay. C'ler farkı bölü kare küçüğünde A kare artı B kare şeklinde buluyoruz. Paralel iki doğru arasındaki uzaklığı arkadaşlar. İşte bunu bileceğiz. Hem noktanın doğru yalan uzaklığını hem de paralel iki doğru arasındaki uzaklığı bilmek zorundayız arkadaşlar. Evet Gelelim şu dikkate paralel doğrular arasındaki uzaklığı bulurken x ve y'nin katsayıları aynı değilse sadeleştirme ya da genişletme yapılabilir diye zaten biraz önce de bahsetmiştim. Şimdi diyor ki bu paralel doğrular bu doğrular arasındaki uzaklık. Arkadaşlar doğrular arasındaki uzaklık sorulurken mutlaka bu doğrular paralel olmak zorunda. Çünkü doğrular kesiyorsa aralarındaki uzaklık nedir? Zaten kesiyor. Bunlar sıfırdır. Dikkat et. E ee, bakıyoruz buna. Hocam bu doğru 3x eksi y artı 7 eşit 0 doğrusu. Bu doğru da 3x eksi y eksi 3 eşit 0 doğrusu. Eğimi 3. 3. Bu doğrular paralel. Bu iki paralel doğru arasındaki uzaklık isteniliyor bizden. Bakın x'lerin katsayıları aynı mı? Aynı. Otomatikman y'lerinki de aynı. C'ler farkı yani eksi 3 eksi 7 eksi 3 eksi 7 ya da 7 eksi eksi 3 de diyebilirsiniz. Mutlak değer c bölü kare küçüğünde a kare artı b kare 3'ün karesi artı eksi 1'in karesi olacak. Yukarısı eksi 10 yaptı. Mutlak değer dışında 10 diye çıktı. Aşağısı da kök 10 oldu. O zaman ben bunu kök 10 eşleniyle çarparsam neye eşit oluyor? 10 kök 10 bölü 10'a eşit oldu. Ve dolayısıyla cevabımız da kök 10 çıktı. Evet örnek 38'i kök 10 bulduk. Geldik örnek 39'a. Bir karenin iki kenarı bu. Doğruya bak. İki doğru verildiği zaman analitik düzende eğimlere bakılır genelde. Hocam bunun neyimi? Eksi A bölü B'den eksi 2. Bu da eksi 2. doğru paralel. Heh. Karenin iki kenarı. Yani bizim karemiz şu şekilde ya arkadaşlar. Şöyle ya. Karenin iki kenarı derken. Hocam şu kenarla şu kenar mı? Ya da bu kenarla bu kenar mı? Diye inceleme yaparken. Bunların eğimlerinin birbirine eşit olduğunu görüyoruz. O iki kenar işte bu paralel doğru üzerindeymiş. Evet bu doğru 2x artı y artı 8 eşit 0 doğrusu. Bu doğru da 2x artı y eksi 7 eşit 0 doğrusu. A bu bir kare ya. Karenin bir kenarını da bulacağız. Karenin bir kenarı şu h. Aslında paralel iki doğru arasındaki uzaklık değil midir arkadaşlar? Evet. E ee, şeye bakacağız ama x'lerin katsayıları aynı mı? Aynı. Evet c'ler farkı yani eksi 7 eksi 8 ya da 8 eksi eksi 7 de diyebilirsiniz. Mutlak değer içerisinde. Bölü kare içinde a kare artı b karedir. Yani 2'nin karesi artı 1'in karesidir. Yukarısı eksi 15 yaptı. Mutlak değer dışına 15 diye çıktı. Aşağısı da a kare artı b kareden ne geldi? Kök 5 geldi. Kök 5 eşleniyle çarparsam bu 15 kök 5 bölü 5 yaptı. O zaman bu da ne oldu arkadaşlar? 3 kök 5'e eşit oldu. E, H3 kök 5 bulduysak eğer bizden de ne isteniyor? Alan karenin da A kare değil midir? Yani H kare isteniyor bizden. Yani 3 kök 5'in karesi isteniyor. 3'ün karesi 9 kök 5'in karesi 5. Cevap da böylelikle ne çıktı arkadaşlar? 45 çıktı. Örnek 9'u 39'u 45 bulduk. Geldik örnek değil dikkate. Şimdi bu dikkatte ne demişiz? Paralel doğrulara eşit uzaklıkta olan noktaların geometrik yeri. Şu iki paralel doğruya eşit uzaktaki noktaların geometrik yeri nedir? Hocam bu nokta buna buna eşit uzunlukta. Bu nokta buna buna eşit uzunlukta. Bu. Yani bu iki paralel doğrunun tam ortasında kalan noktadır. İşte bu nokta işte bu doğruyu verir. Peki bu doğruyu biz nasıl bulacağız arkadaşlar? Çok kolay. Bu doğru bu doğruya paralelse AX artı B'ye şeklinde ya bu da aynı şekilde bunlara paralel bir doğru değil mi? Bu da ax artı by şeklinde olacak mı? Olacak. E hocam buradaki c'si ne olacak? İşte c'ye dikkat edin. Artı c eşit sıfır şeklinde olacak. Dikkat edin şunlar eşit ya tam orta nokta ya. Bu orta nokta olduğu için bu orta noktada c1 artı c2 bölü 2'dir arkadaşlar. Yani ax artı by artı sabit sayımızda ne olacak? Burası c1 burası c2 ise c1 artı c2 bölü 2 eşit sıfır şeklinde olacak. Tamam mı gençler? Bakın şu. İki paralel doğru verilmiş mi? Verilmiş. Şu. 5x eksi 2y artı 8 eşit sıfır doğrusu verilmiş. Ve bu. 5x eksi 2y artı 4 eşit sıfır doğrusu verilmiş. Bizden bu iki doğruya da eşit uzaktaki noktaların geometrik yeri bir istemiyor. Bu da 5x eksi 2y artı ne olacaktır? C eşit sıfır şeklinde olacaktır. C de neye eşittir? Bu sabit sayıların toplamının yarısı. 8 artı 4 bölü 2. 12 bölü 2'den kaça eşit oldu? 6'ya eşit oldu. Yani bizim doğrunun denklemi 5x eksi 2y artı 6 eşit 0 şeklinde olacaktır arkadaşlar. Tamam. Bu da böyle bir şey. Çok kolay. Gerçekten böyle geometrik yerle falan karşılaşırsak bu şekilde yapalım. Şu sorulmuş. Bu doğruları eşit uzaktaki geometrik yer. Bak bir doğru var. Bu doğrunun adı ne? 2x eksi 3y eksi 12 eşit 0 doğrusu. Öbür doğrunun adı ne? 6y. Dikkat. Eksi 4x artı 16 eşit 0 doğrusu. Hocam bunun eğimi Eksi 2 bölü eksi 3'ten 2 bölü 3. Bunun eğimi de? Bak eksi x'in kas 2 bölü y'nin kas 4 bölü 6 2 bölü 3 yapıyor. Bunlar paralel. O zaman bu doğrunun Böyle her iki doğru ya da eşit uzaktaki noktanın geometrik yeri işte bu değil midir arkadaşlar? Bu. Ama hocam burada ne yazacağız? 2x-3y mi yazacağız? 6y-4x mi yazacağız? Bu 2x-3y'yi 6y-4x'e çevirebiliriz. Eksi 2 ile çarpabiliriz arkadaşlar. Bak 6y-4x oluyor. Ya da alt tarafı eksi 2'ye bölebilirsiniz arkadaşlar. Eksi 2'ye böldüğünüz zaman eksi 2'ye eksi 3'ye yapıyor pardon. E, artı 2x değil mi? Eksi 2'ye bölmüştük. Eksi 8 yaptı. Böyleyken araştıracaksın. Bak burası 2x eksi 3y. Burası da 2x eksi 3y oldu. Yani burası da 2x eksi 3y artı c eşit 0 şeklinde olacak. C de neye eşit arkadaşlar? Sabit sayılar. Eksi 12 artı eksi 8 bölü 2'ye eşit olacak. Yani eksi 20 bölü 2'den eksi 10'a eşit olacak. O zaman bu doğrunun denklemi ne oldu arkadaşlar? 2x eksi ye, 3y. C yerine de eksi 10 yazacağım. Eksi 10 eşittir sıfır şeklinde olacak. Bu geometrik yer denklemi sorulduğunda da şu hani paralel iki doğru uzaklığı soruldu, sorulduğunda şunların kas aynı olmasına dikkat ediyorduk ya x'lerin. Bu geometrik yer sorulduğunda da yine aynı şekilde kas aynı olmasına dikkat edin arkadaşlar. Evet gençler sanırım bitti. Yani 3. videoyu bitirdik 22. haftada. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda. Son video arkadaşlar. Bu hafta biraz böyle yani konu bütünlükleri bozulmasın diye videolar uzun olabiliyor yine 40 dakika civarında oldu. Ee, ama mecburuz bu şekilde anlatmak zorundayız konu bütünlüğünü bozmadan yapmak zorundayız. O yüzden bu şekilde oldu. Lafı da fazla uzatmayayım isterseniz. Bir sonraki videoda son videoda arkadaşlar görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın.